Ne oldu? O çok güvendiğim başkomiserin Orhan bulamadı hala seni. Artık bir cevap vermenin zamanı geldi. Evet mi? Hayır. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Bak kötü haberler istemiyorum. Savaş çıkmış falan deme sakın sabah sabah. Yok bir şey kızım. Her zamanki haberler işte. Sen nasılsın? Ben iyiyim de. Hani sen söz vermiştin çıkmayacaktın. Bugün dinlenecektin biraz. Bugün çok önemli bir toplantım var. Muhakkak gitmem gerek. İyi öyle olsun. Ama yarına bahane istemiyorum, tamam? Merak etme söz. Tamam. Ama bugünküne benzemesin. Doktor sözü dinle biraz. Tamam. Hadi tutmayayım ben seni kızım. Tamam babacığım, öğlen ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Öptüm, bay bay. Ne zaman geldin? Sabah, çok kötü durumda. Kimliği belli mi? Tanımak izi bile yok desem. Tanımaz herhalde. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Ece. Günaydın. Günaydın Orhan. Nasılsın? İyidir, seni sormalı. Ece orada mısın? Öğlen birlikte yemek yiyelim mi? Olur da nereden çıktı şimdi? Yani sesin iyi gelmiyor da. Hiçbir şey kaçmaz senden. Söylesene ne oldu? Öğlen görüştüğümüzde anlatırım. Yemekte konuşalım. Tamam. Tamam, yemekte görüşürüz. Bir de oradayım, tamam? Görüşürüz. O ne oldu şimdi? Bizim öğlen gene yattı değil mi? Yeni kankan var ya. Ya yapmayın başkomiserim ya. Şaka mısınız yani? Hakikaten alındınız mı siz bu duruma? Yok, tam tersine. Çok rahatladım. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Ha ben yüktüm, bir de büyüktüm, öyle mi? Ya şu kafan nasıl çalışıyor, bir anlasam. Açma yer misiniz? Açma alzaymışsın. Açma aldım zaten. O zaman çayları da duble söyle. İşte Yaman konsere de alalım dedik. O da eksik kalmasın dedik ama işte. Malum gene geç kaldı işe. Geç kalmadı. Otopsiye gönderdim. Ormanda bir ceset daha bulmuşlar. Ona bakmaya gitti. Tamam sor. Tamam sormayacaksan çayları söyle bari. Ya başkomiserim. Tamam uzatma. Ece ile buluşmaya gideceğim. Hadi canım. Evet konuşmak istediği bir şey varmış. Hadi canım. Allah Allah. Hadi çayları söylesene. Günaydın. Günaydın. Bir sorun mu var? İtiraf ediyorum adli tıp uzmanlarının da midesi bulanabilir. Bu sabah getirilen ceset değil mi? Evet ama size mi haber verdiler? Evet. Neden? Çünkü jandarma bölgesinde bulunmuş, yani dosya onlarda. Nasıl ölmüş peki?
Ve seni bu kadar zorladığına göre korkunç olmalı. Katil cesedi önce aside atmış, sonra da gömmüş. İz bırakmamak için. Jandarma nasıl bulmuş? Jandarma değil, ormanda çalışan işçiler bulmuş. Şimdilik sadece cinsiyeti belli. Bakabilir miyim? Yalnız kusabilirsin. Daha önce de böyle bir dosyaya bakmıştım. Faili meçhul kalmış bir dosya. Belki şimdi bakarsam faydası olabilir. Gerçekten mi? Hı hı. Peki. Sonra kabus görüyorum diye gelme ama bana. Yok. Peki hazır mısın? Hı hı. Bana bir dakika müsaade eder misin? Tuvalet sağda. Ben de olduğunu sanmıştım. Aslında oldukça soğukkanlı görünüyordu. Asit, kurbanların tanınmaz hale getirilmesine başvurulan yöntemlerden biridir. Pakistanlı Cavit İkbal, öldürdüğü tam 100 çocuğu asitle eritmeye çalışmış. Amerikalı Dahmer yakalandığında evindeki asit fıçılarında parçalanmış 11 kurbanın kalıntıları bulunmuştu. İngiliz Haig baştan çıkardığı yaşlı kadınları öldürüp aside atardı. Hepsi teşhis edilebildi. Kimi dişlerinden, kimi safra kesesi taşından, kimi kemiklerinin DNA'sından. Keşke seni dinleseydim. İyi misin? Yani bir kahve içersem daha iyi olacağım. Bana eşlik eder misin? Olur. Hadi. Şu ileride bir kafe var. Oraya gidelim mi? Şu karşı taraftaki mi? Hı? Olur. Anlatsana nasıl olmuştu? Ne nasıl olmuştu? Hani şu senin ilgilendiğin olay. Faili meçhul kaldı dediğin. Aynen böyle korkunçtu. Pardon. Alo. Ben üzerime düşen her şeyi yapıyorum. Sırasız da. Bu kadar uzun mu sürüyormuş otobüse? Bizi mi dinliyor bu? Söyle Yaman. Kız zorlanıyor biraz. Sağ ol. Konuşacağız seninle sonra.
Başkomiserim. Söylesene oğlum, ne oldu? Kahve içmeye çıkmıştık. Telefonda konuşuyordum. Belki dükkana girmiştir diye düşündüm. Kimseyi görmedin mi? Görsem söylemez mi? En son babasıyla konuşmuş 11'de. Kaçırılırken babasıyla konuşuyormuş. Bir arasak mı? Babasına mı? Belki ona gitmiştir. Öyle paldır küldür. Ya tamam be oğlum, yani ben de kötü şeyler getirmiyorum aklıma, fena mı? Etraftakilerle konuştunuz mu? Bu boyacı çocuk siyah bir arabaya bindirilip götürüldüğünü söyledi. Anne bu kadındı komiserim. Şimdi yakışıklı komiserime de onu anlatıyordum. Siyah bir araca binmiş öyle mi? Yanında durdu. Yakasını alabildin mi? Nerede? Ben balık hafızalıyım. Hemen unutup gidiyorum. Eşkalini verebilir misin? Herkes kaçırılabilir ya da ailesinden biri kaçırılabilir. Yakınları kaçırılanlar genellikle ne yapması gerektiğini bilmez. Onlara verilecek tek bir öğüt var. Filmlerde gördüklerinizi unutun ve mutlaka polise başvurun. Her türlü tehdit telefonu ve mektubu mutlaka polise bildirin. Kaçıranla telefonda konuşursanız olabildiğince ayrıntı öğrenmeye çalışın. Sakin olun, tehdit etmeyin, söz vermeyin. Yanınızda çalışanları gelişmeler hakkında bilgilendirmeyin. Eğer polisle işbirliği yaparsanız hem sevdiğinize kavuşma hem de kaçıranları yakalatma ihtimaliniz artar. Zaman kaçırılandan yanadır. Ne kadar uzun süre hayatta kalabilirse kurtulma şansı o kadar yüksektir. Havadan sudan konuşmalar yapmaya çalışın. İsteklerinin yerine getirilmeyeceğini kesinlikle söylemeyin. Mobese var mı hiç? Emre'yi hemen arayalım başkomiserim. Dur, ne yapıyorsun? Şu an en son ihtiyacın olan şey panik olmak, tamam mı? Panik olursan işini doğru düzgün yapamazsın. Ne yapacağız? Çabuk ve dikkatli olacağız. Hiçbir şeyi gözümüzden kaçırmayacağız. Anlaşıldı mı? Tamam başkomiserim. Hadi bakalım. Sen kiminle konuşuyordun? Ece'nin duymasını istemedim. Özel bir şeydi. Nasıl özel bir şey? Sen canlısın. Söylemeyecek misin ne olduğunu? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ben görevimi yapıyorum. Senin görevin bana hesap sormak değil. Ya sen omuzuna dokunduk diye parmağımı kırıyordun be benim. Ece'yi nasıl görmüyorsun? Bir dakika. Sen beni mi suçluyorsun? Suçlu musun? Sen git arabaya bin bence istersen. Olay yerini kontamine etme. Ben mi? Belki de etmişindir, bilmiyorum. Daha öncesinden haber verseydin bir şeyler bulabilirdik belki. Sakin ol bence. Çünkü şu an ihtiyacın olan tek şey bu.
Selim. İyi misin? Teşekkür ederim başkomiserim. Selim. Tamam, olay yerinden birkaç kişi al. Hemen Ece'nin evine git. Sinirine de hakim ol. Başkomiserim, anlamıyorsunuz. Neyi anlamıyorum Selim? Ya yalan söylüyor. Bir şey var. Neye dayanaraktan? Ya bir kere Ece öğle mesai saatlerinde kahve falan içmeye gitmez. İki, bu adamın arkasında bile gözü var. Nasıl oluyor da Ece'yi görmüyor? Umarım bunu ona da söylemedin. Yani böyle değil. Hakkında üste itaatsizlikten rapor tutarsa ne olacağını biliyorsun değil mi? O zaman bu fevri davranışlarından vazgeçeceksin. Yoksa seni ben bile kurtaramam. Hadi şimdi yanına birkaç kişi al, eve git. Çene çalmaya vaktimiz yok. Merak etmeyin başkomiserim. Ben de onun yerinde olsaydım, ben de sinirlenirdim. Sadece yeni olduğun için, emin ol. Beyler, dikkatinizi çeken, şüpheli gördüğünüz ne varsa toplayın. Başkomiserim. İyi günler. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hikmet Bey'le görüşecektik ama. Randevunuz mu vardı? Hayır ama başkomiser Orhan derseniz görüşmek isteyecektir. Elbette ama Hikmet Bey çıktı maalesef. Çıktı mı? Ne zaman çıktı? Gelir gelmez. Hatta bugün çok önemli bir toplantısı vardı. Ona bile katılmadı. Halledeceğim ben. Ama zaman lazım. Hikmet Bey buyurun. Çıkıyorum ben. Ama toplantı? İptal et. Evet. Elbette biliyorum. Bu aralar Katar'da önemli bir iş bağlamaya çalışıyoruz. Onunla ilgili sandım. Aradım ama cevap vermedi. Saat kaç gibi çıktı hatırlıyor musunuz? 9:30-10 gibiydi. Neden soruyorsunuz komiserim? Bir sorun mu var? Anladım. Tamam. Bak kız gel yukarıdan. Hayda. Yine mi ya? Emir büyük yerden abicim. Öyle söylüyorlar öyle yapacağız. Aynı yerde kalmayın diyor patron. Ulan bugün yolda yakalanacağız ha. Uzun etme getir işte kızı. Aleti var altından kolu tutuyorsun uzaktan böyle çıtık basıyorsun yani şimdi. Elime o anda bu geçti bir tane fotoğrafımız olsun istedim hiç yok. Ya yani şöyle tutuver. Allah Allah söyleseydin ya kızım yani hiç özel makinelerim var benim getirelim bir tanesini. Bu böyle olmaz şimdi ben bunu böyle tutacağım uzaktan. Hı. Oradan başka birinin basması lazım Betlan şu an. Ya şuradan bir arkadaş çağırın onu çeksin ya. Öyle olmuyor aynı duygu olmuyor işte bizim halletmemiz lazım. Ben basayım o zaman. Hı, aynen. Senle konuşmam lazım diyorum. Anlamıyor musunuz? Komiserim, eninde sonunda yaptılar yapacaklarını kıza. Bildiğiniz bir şey mi var yoksa? Olmaz mı? Nigar Esenyurt, 65 yaşında. Tamam, anlatın lütfen. Geçen gün iki adam dayandı kapısına. Nasılsa buluruz. Gidelim. Yine evde yok ama nasılsa biz onu buluruz deyip gittiler. Ama gece yarısı yine geldiler. Elimden bir şey gelmez dedim. Anlamıyor musunuz? Nasıl gelmez ya? Beklemeniz lazım. Tamam. Bu iş o kadar kolay değil canım. Yapacaksın dedik mi? Yapacaksın. Al bunu. Son şansın. Bir şey yok Nigar teyzeciğim, korkmayın. Kim bunlar? Ne istiyorlar senden? Önemli değil, işle ilgili. Dikkat et kendine evladım. Bunlar belalı bir şeye benziyor. Merak etmeyin. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Vallahi işmiş değil komiserim bunlar. Bayağı izliyorlardı kızı. Nasıl izliyorlardı? Ben torunu geçiriyordum okula. Baktım Ece telefondan konuşuyor. Böyle araba yoktu komiserim. Olsa da buralara park etmezler. Vallahi takip ediyorlardı komiserim. Eğer o adamlar yapmadıysa ben de Nigar değilim evladım. Komiser Yaman bizim büroya yeni atandı. Evet, haberim var. Ece bahsetmişti. Memnun oldum efendim. Ben de. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Orhan, bir şey mi var yoksa? Ece'nin kaçırıldığını düşünüyoruz. Fidye için arayan kimse olmadı mı? Ne yani? Kızımı para için mi kaçırdılar? Hikmet Bey bakın, her ihtimali düşünmemiz lazım. Bu sabah benimle bir şey konuşmak istediğini söyledi ama... Ne olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Bilmiyorum. Ece'nin sana düşkün olduğunun farkındasındır herhalde. Sorunumuzun bu olduğunu zannetmiyorum Hikmet Bey. Bakın çok zor bir durum biliyorum. Baba olmak kolay değildir. Ama eğer dürüst olursanız kızınızı bulmak daha kolay olacaktır. Ya neden yalan söyleyeyim? Kızımın başına bir şey gelmesini ben ister miyim? Bu sabah ofisinizden telaşla çıkmışsınız. Toplantıya bile katılmamışsınız. Evet. Bu aralar kalbim tekliyor biraz. Kızıma bir sözüm vardı. Böyle bir şey olursa eve gidip dinleneceğim diye. Sözümü tuttum. Çıkarken telefonda konuşuyormuşsunuz. Evet, işle ilgili. O an kapatamadım. Ece'yi niçin aradınız? Dinlenmeye eve geldim ama bir şeyim yok kızım diyebilmek için telefon açtım. Ama açmadı. Elinizin üzerinde ne oldu? Çantamın iç demirine takıldı. İsterseniz göstereyim. Yok, gerek yok lütfen. Hikmet Bey, kimse gelmiyor mu aklınıza? Bir demir geliyor aklıma. Kızımın eski nişanlısı. Ece nişanlı mıydı? Evet. İnşaat işiyle uğraşıyordu. Birdenbire multimilyarder oldu. Ama doğru düzgün bir açıklama da yapmıyordu. Sonra da ayrıldılar. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. İyi düşündürme kızım. Hem belki mantıklı bir açıklaması vardır. Yeni bir iş anlaşması yapmış olabilir. Hayır babacığım. Gerçekten bir işler çeviriyor. Başka bir açıklaması yok. Peki bu akşam mı söyleyeceksin? Bir an önce bitsin istiyorum. Ece ayrılmak isteyince Demir çok kızmış. Sonradan bir türlü peşini bırakmadı kızın. Demir bitti diyorum. Anlamıyor musun? Ece lütfen. Sadece 2 dakika dinler misin beni? Artık dinleyecek bir şey yok. Bana bak. Asıl sen bana bak Demir Bey. Artık kızımı rahat bırak. Tamam öyle olsun peki. Ama bunu bir kenara yaz. Şuna bak ya. Tehdit mi ediyorsun sen bizi? Bir daha da hiç görmedim. Birkaç kez Ece'ye sordum. Sesi soluğu çıkmıyor dedi. Sonra da yurt dışına kaçtığını öğrendik. Kaçtı mı? Neden? Meğer değirmenin suyu saadet zincirinden geliyormuş. Devlet duruma el koyunca olanlar oldu tabii.
Hatta bu zincirin başındaki Kenan Mardinli de intihar etmişti hatırlarsanız. Gazeteleri öyle çıkmıştı, evet. Sorguya çekilenler arasında Demir de vardı. Ondan sonra da tüymüş. Ama geçen ay geri dönmüş. Kulağıma öyle çalındı. Yapsa yapsa o yapmıştır. Başka kim olacak? İntiharın farklı nedenleri bulunur. Ancak araştırmalar bir dizi risk faktörü belirlemiştir. Kişiye, aile ve sosyal koşullara dayalı olanlara ek olarak çevre faktörleri önem taşır. Bunun başında nasıl intihar edildiğini görmek gelir. Dizi senaristleri için yinelemekte fayda var. Oyunculardan birini diziden çıkartmanın en kestirme yolu onu bir yere göndermek, olmadı öldürmek ama izleyicinin içini en kanırtanı intihar ettirmek. Ne yazık ki son zamanlarda bu sonuncu yöntem daha sık kullanılır oldu. Unutmayın, hayali de olsa oyuncunun neden canına kıydığını duymak değil, nasıl kıydığını görmek özellikle benzer sorunları olanları çok etkiler ve aynı yöntemle intihara yönlendirme ihtimali yüksektir. Yok komiserim, hiçbir yerde bulamadık. Çantasına mı aldı acaba? Neymiş o? Ne arıyorsunuz? Geçen gün iki tane adam dayanmış kapıya. Bir zarf vermişler. Nereden öğrendin? Komşu söyledi. Bütün evi aradık başkomiserim. Hiçbir yerden çıkmadı. Neyle ilgiliymiş öğrenebildiniz mi? Resmen tehdit etmişler. Komşu görmüş. Ece işle alakalı falan demiş ama inanmamış. Başka bir şey daha var aslında ama. Söylesene, ne varmış? Sen biliyorsundur belki de. Selim. Siyah bir araba gelmiş bugün kapıya. Plakasını alabilmiş mi? Hayır. Balkondan görmüş kadın. Kapıya gelen adamların eşkalini verdi mi? Gözü bozukmuş kadının. Görememiş. Bir mektup verdiklerini görmüş galiba. Ama hiçbir şey yok. Bulamadık. Benimle konuşmak istediği şey buydu. Demir değil. Demir kim? Sabret biraz. Önce yapmamız gereken bir şey var. Başkomiserim ne oluyor? Yok bir şey, korkma. İyi de yani Ece Hoca'yı aradım. Onun da sesi çıkmadı. Şimdi ona sormadan kapıyı açtım falan. Ne kadar zamandır çalışıyorsun Ece'yle? Yani oldu bayağı. Biliyorsunuz bizde pat diye olmaz öyle her şey. Yakın mısınızdır? Anlamadım. Yani iş dışında da görüşüyor musunuz? Tabii, ilgilenir çok. İyidir yani. Bir derdim falan olsa ilk o koşar herhalde. Peki bir sıkıntısı olsa söyler mi? Bilmem. Ama anlarım. Sürekli birlikteyiz sonuçta. Başkomiserim ne oluyor gerçekten? Kötü bir şey mi var? Ne oluyor? Tamam tamam söyleyeceğim. Ama paniklemek yok, tamam? Tamam. Kendi başına iş yapmak da yok. Bir şey duyarsan hemen bize söyleyeceksin. Öldürülmedi değil mi? Yok öyle bir şey. Ama kaçırıldığını düşünüyoruz. Şimdi senin bilgilerine ihtiyacımız var. Ya açıkçası pek ilgimi çeken bir şey olmadı ama bu sabah durgundu biraz. Yani öyle günaydın falan demedi ama anormalde değildi yani. Peki gözüne çarpan bir şey oldu mu? Yani ne bileyim takip eden birileri ya da bekleyen birileri oldu mu? Yani hayır. Sadece bu sabah Yaman komiser geldi. Ona biraz şaşırdım. Neden? Ceset jandarma bölgesinde bulunmuş. Yaman komiser de ille de göreceğim cesedi dedi. Bakabilir miyim? Yalnız kusabilirsin. Daha önce de böyle bir dosyaya bakmıştım. Faili meçhul kalmış bir dosya. Belki şimdi bakarsam faydası olabilir. Gerçekten mi? Peki. Sonra kabus görüyorum diye gelme ama bana. Yok. Peki hazır mısın? Görünce de bir tuhaf oldu. Kaçar gibi çıktı odadan. Midesi bulandı herhalde. Aside yatırmışlar maktulü. Ceset berbat bir haldeydi. Başka bir şey var mı? Hayır yok. Sonra beraber çıktılar. Benim de öğleden sonra okulum vardı. Ben de ona gittim. Tamam Nilay. Hadi gel bir çay içelim. Yok abiciğim yok 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 yani hiçbir yerde yok. Devam et o zaman. Annen çiçekleri beğendi mi? Ha bunu mu merak ediyorsun sen şimdi yani şu anda burada? Mesela ortalık yerde birbirimize bağırmasak.
cevabına katlanmak kaydıyla olur. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi arkadaşlar, bir dakika. Bu böyle olmayacak. Biz düşünmeden hareket ediyoruz. Bir ömür sürer böyle aramak. Şimdi varsayalım ki ben Ece'yim. Ve elimde kimsenin eline geçmesini istemediğim bir şey var. Ama çok acil bir durumda da hemen ulaşabilmeliyim. Nereye koyalım? Ses yok. E peki genel uygulama izni? Ya amirim ne gerekiyorsa yapın dedi. Her yerde çevirme de var. Ama... Ne? Ya ne bileyim kızım işte. Atağlan Üsküdar'ı geçmiştir çoktan ya. Ay demeyin böyle ya, Allah korusun. Moralimi bozma şimdi. Haklısın, haklısın. Tamam. Sen niye buradasın? Kurmadılar mı sistemi eve? Şu telefon dinlemesi için mi? Ne bileyim, ararlar, fidye filan isterler dediler ya. Yok, başkomiserim burada olmamı istedi. Ya, bana ihtiyacı olabilirmiş. Üzerine düşeni yapmadığın için 3 aydır hapisteyim. Mahkemeye göndermen gereken otopsi raporu bir türlü gelmiyor. Ya bu sorunu çöz ya da canını fena yakacağım. Ne isim ne cisim. Mektubu verenler söylemiştir. 3 aydır diyor. Belki buradan bir şey bulabilirsin. İşte başkomiserim yani bunları incelemek bir yıl sürer. Tonla dosyası var Ece'nin. Daha iyi bir fikrin var mı? Senin var galiba. 3 ay evvel tutuklananlardan başlayabiliriz. İyi fikir. Emre de yardım eder. Meşgul etmeyeyim sizi. Otur, başvurdu. Otur. Al. Da çok tehdit içeren imzasız bir mektup alırsanız durumu fark ettiğiniz anda mektubu ve zarfını elle tutmaktan vazgeçin ve eldivenle ya da pens cımbız gibi bir aletle tutarak naylon poşet ya da zarf içerisinde koruma altına alın. Adli dil bilimciler kullanılan dilin analizinden kimin yazmış olabileceğini saptayabilir. Üzerinden parmak izi ve DNA elde edilebilir. Hatta kağıdın, zarfın, pulun, mürekkebin niteliğinden yola çıkılarak suçluya ulaşılabilir.
Ne demek kaçırmışlar başkomiserim ya? En azından plakayı almışlar. Çok sürmez, buluruz, merak etme. Tamam, gelelim mi biz? Hayır. Demir'le görüşmeden bir yere kıpırdamayın, tamam? Tamam. En azından kıstırırlarsa falan haberimiz olsun. Bu gelen o değil mi ya? Ne oluyor bu adam? Kolumu kıracaksın. Kolum. Ece nerede? Nereye götürdüler? Ne Ece'si? Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? İyi düşün. Açık konuş, ne istiyorsun benden? Sorduk yalan adam gibi. Ece nerede? Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Kolum. Başkomiserim. Gel Emre. Ece'nin olay dosyalarını soracaksanız. Yok. Ben senden başka bir şey isteyecektim. Evet. Demir Yurtsal, 43 yaşında. Ece'yle olan hukukum geçen yıl bitti. Hem manyak mıyım? Niye kaçırayım Ece'yi? Aç göster lan şu kolunu. Ne alaka? Aç bir Emre'ye bak sen, göster. Yaman komiserim. Tamam, tamam. Yalan böyle şıp diye bitebilecek bir şeyse ne işi var bunun burada? Birlikteyken yaptırdık herhalde. Niye sildirmedin o zaman? Sen benim keyfimi kahyası mısın? Tamam. Hiçbir yere kaybolma. Yoksa cehenneme de gitsem bulurum seni. Bana yalan söyledin. Bu sabah bir ceset bulmuşlar. Otopsiye çağırıyorlar dedim. Jandarma bölgesinde olan bir olaydan nasıl haberdar oldun? Bir karışıklık olmuş. Ben de gidince öğrendim. Neden bana değil de sana haber verdiler? Bilmem. Görmeye yetkin olmayan bir ceset görmek istedim. Belki bir faydam olur diye düşündüm. Daha önce baktığım bir dosya yüzünden değil mi? Bütün dosyalarına baktırdım Yaman. Öyle bir dosyan yok. O zamanlar komiser yardımcısıydım. Amirimin dosyalarına bakmanız lazım. Takıntılısın değil mi? Fail meçhul kaldığı için rahatsız oluyorsun. Ece'nin o ceset yüzünden kaçırıldığını düşünsen fazla mı olur? Ben sadece görevimi yaptım. Şah. Eminim.
Samandır gişeler yakınlarında kıstırmışlar, bizden haber bekliyorlar. Hadi gidiyoruz. Sen de gidiyorsun. Dışarı çıkmaları için uyardık ama çıkmıyorlar. Biz de sizi bekledik başkomiserim. Tamam, beklemedik hanım. Bak, arabaya yaklaşıyorum, tamam mı? Silahımı bırakıyorum, tamam. Selim. Sadece konuşacağız. Ece nerede lan? Ha? O kim? Yanındaki kadın nerede? Kadın falan yok. Vallahi ben bir şey yapmadım. Bu ne lan o zaman? Bu ne lan o zaman? Bilmiyorum. Ben sadece şoförüm. Arabayı nereden aldın? Ne zaman aldın? Arabayı kimden aldın? Şuradaki restoranttan. Güvenlik kamerası var mı buranın? Ne gezer? Karakol mu burası? Tamam, olay yerine haber verin çabuk. İyice duvara çakıldık. Bu iş böyle olmayacak. Merkeze gidip şu iti öttürmem lazım benim. Başka çare yok. Ay, kadınlar tuvaletine masmavi boya dökmüşler. Bu ne ya? Sonunda yersin kurşunu. Yürü. Böyle mi plakaya yalnız geçin. Ece'ye bak. Dikkat ettiyseniz Doktor Ece geride kendisini bulmalarına yarayacak işaretler bırakıyor. Polisiye dizilerin pek bilinmeyen bir yararı olası mağdurları eğitmesidir. 13 Eylül 2009 günü sabaha karşı 30 yaşındaki maskeli, eldivenli İngiliz çavuş Haynes bir genç kızı kaçırdı. Daha önceki başka kurbanları gibi barakalara götürdü, tecavüz etti, otomobiline bindirdi ve şehirler arası karayolunda aşağı attı. Ancak kızın başından kopardığı saç tellerini aracın içine bırakacağını, polis kendisinden kuşkulandığında bu saç telleri sayesinde suçunun kanıtlanacağını bilemedi. Kız saç telinin polise çok şey anlatacağını televizyon dizilerinden öğrendiğini anlattı.
Çavuş 2011'de tutuklandı. Uzunca bir süreliğine cezaevinde. Yürü. Burak! Burak! Yine gel! Burak. Ne oluyor lan burada? Ben size kemer olacaksınız demedim mi? Yıkılın gözümden. Kaybolun. Akıllı kadınsın. Akıllı kadınları çok severim ben. Benden ne istiyorsunuz? Aklını kullanmanı tabii ki. Ama bizim için. Bilmem anlatabildim mi? Daha açık konuşsanız. Aklın sıra beni konuşturuyorsun öyle mi? Ya o aptalların seni bulabileceğini mi sanıyorsun? Gözlerinin önünden kaçırdık, seni fark etmediler be. Tanımadığım kimseye çalışmam ben. Diyorum işte, akıllı kadınsın. Şıp diye anladın. Neyse, derdini söyleyin o zaman. Söyleyeceğim. Senin de aklın yatacak, emin ol. Anlaştıktan sonra özgürce çıkıp geleceksin buradan. Ali, Tayfun! Bağlayın hanımefendi. Ece'yi nereye götürdüler? Ben sadece şoförüm komiserim. Tamam. Neyle geldin lan sen dinlenme tesisine? Otobüsle. Bak ya. Ulan sen arabayı değiştirsinler diye getirmedin mi oraya? He? Yok komiserim. Ben getirmedim. Değil mi lan vallahi? Yalandan kim ölmüş? Bana sadece siyah arabayı al dediler, aldım. Nereye götürdün? Sağır mısın lan? Nereye götürdün? Eve gidiyordum komiserim. Polis kesti yolumu. Benim de tepemin tasını attırma hadi. Bütün hırsımı senden çıkaracağım hadi. Ya ne anlatacağım, anlamadım ki ben. Arabayı al dediler, aldım o kadar. Kimler? Ya böyle çakılırsın işte. Kimler dedim. Bana bak, gebertirim ulan ben seni. Gebertirim. Çoluğum çocuğum var benim. Çoluk çocuk deyince duruyorum ben ya. Başkomiserim, plakasını verdiğiniz araç 2009 model siyah bir araçmış. Ekiplere haber verelim o zaman. Ama hurdaya çıkmış. Kaza mı yapmış? Evet, ama bir yıl önce. Demek ki plakayı başka bir araca takmışlar. Kamyonet bile olabilir. Bulmamız çok zor olacak. Kız bayı kaçırmışlar o zaman. Aman kızım bak, başkomiserimin yanında ağzından falan kaçırayım demez sakın ha. Safım değil mi Emre ben? Ya ne bileyim kızım, senin sağın solun belli olmuyor ki. Son zamanlarda bir acayipleştin. Evet, kayda değer bir şey var mı? Mektubun incelemesi bitti. Kağıdın üzerinde bir erkeğe ait DNA'yı rastladık. Acı çok enteresan da bir şey var. Kağıdın arasından bunlar çıktı. Ahşap parçasıymış. Yani mektubu yazan adam hapishanede olduğuna göre bunlara dışarıdan falan geldi herhalde. Yanılıyorsun. Bunlar kesinlikle hapishaneden geldiler. Paşa kapısında ahşap oymacılığı kursu mu açılmış ya? 2 ay önce. Başka cezaevinde yok mu yani? Tamam, bulduk o zaman. Bizim adamımız burada. Ece'nin dosyalarını bir daha tarayalım. Tamam, ben bakarım şimdi, hallederim. Ben kim olduğunu buldum desem, kızar mısınız bana? Ya kim bu adamlar? Demediler mi içeride kardeşim? İki komiser geldi. Sana soracakları varmış işte. Tanışırız, merak etme. Buldunuz mu yoksa katili? Hüsnü Efeler, 40 yaşında. Otopsi doktorunun başına gelenler yüzünden cezan kesinleşti. Ne? Haber verelim dedik. Ne oldu ki Ece Hanım'a? Vallahi bilmiyoruz, onu da sen anlatırsın diye düşündük. Nerede Ece? Ya siz delirdiniz mi? Ben ne yaptırabilirim ki Ece Hanım'a?
kapısına adam gönderdin ama. Avukatımı yolladım. Komiserim, ben anlamadım. Ne oldu şimdi? Demirine takıldı. İsterseniz göstereyim. Yok, gerek yok lütfen. Cesedi önce aside atmış, sonra da gömmüş. Şimdilik sadece cinsiyeti belli. Bakabilir miyim? Mesainin bitmesine daha 4 saat var. Sen niye buradasın o zaman? Sizce?
Ne bileyim Selim ya, çok bunaldım, çok yoruldum. Artık sinirlerime hakim olamıyorum. Siz? Ne tuhaf değil mi? Ben de insanım. Tamam, anlatın o zaman. Birlikte çözmeye çalışalım. Ece kayıp Selim. Yani kim bilir nerede, kim yaptı, ne halde, hiçbir şey bilmiyoruz. Tamam ama en azından kimin yaptırmadığını biliyoruz. Hüsnü'nün kardeşini soruşturdum. Ece kaçırıldığı sırada kahvedeymiş. Yani onun yapmadığına eminiz. Ama Yaman komiser... Ya yine başlama Selim ya. Haklıyım değil mi ama? Onun için böyle düşünüyorsunuz. Selim. Başkomiser niye böyle yapıyorsunuz ki her zaman? O bir komiser Selim. %100 emin olmadan hiçbir şey yapamayız. Tamam. O zaman bırakın ama ben de yardım edeyim. Tamam, yardım mı etmek istiyorsun? Kriminal sonuçları çıkmış mı bak o zaman. Çıkmadıysa da söyle çıksın. Yani artık bir şey bulsunlar. Araçtaki saç telleri Ece'ye ait. Sen burada mı gidiyorsun? Birileri gerçekten çalışmalı değil mi? Sen anlat canım benim, ne varmış şimdi, ne buldunuz? Arabada Ece'nin ve Murat'ın DNA'sı var. Toprak analizi sonuçlarını da bekliyorum. Ayrıca bir sabıkalığında parmak izini tespit ettik. Tayfun Kuzguncuk. Silahlı soygun, adam yaralama. Evet, hep Ece olduğunu tespit ettik. Ne alaka şimdi? Nereden buldunuz? İstemiyorsanız anlatmayayım komiserim. Ya tamam anlat hadi, anlat sen. Hem ne alaka şimdi, ne işimize yarayacak hepatit C bizim? Ece'ye mi bulaşacak, ne olacak? Hayır, interferon tedavisi görüyor. Bu eczanelerde yapılan reçeteli ilaç satışlarından yerini tespit edebilirsiniz. Kayıtlı adresi yok mu? Olsa vermez miyim komiserim? Başka? Bu kadar. Çakmağı incelemeye başladınız mı? Ne çakmağı? Deliller arasında çakmak yok muydu? Hayır, haberim yok. Dosyada fotoğrafı bile var başkomiserim. Ben delil olarak aldım o çakmağı. Bir dakika, bir dakika. Ne çakmağı bu? Arabanın çakmağı başkomiserim. Koltuğun altında duruyordu. Delil kutusuna ben koydum. Muhtemelen üzerinde DNA vardı başkomiserim. Ama yemin ederim kutudan çıkmadı. Ben kaybetmedim başkomiserim. Ben mi kaybettim? Ben mi çaldım çakmağı? Yok, ben çaldım. Gelme diyor işte kız oğlum. Ben de kendi ellerimle koydum diyorum. Ama yemin ederim ben kaybetmedim. Çıkmadı kutudan. Neyse üzülme. Hata senin değil. Kimin hatasıysa bir an önce düzelse iyi olur, yoksa birinin canı fena yanacak. Anlaşıldı mı? Tamam başkomiserim. Biraz düşünebildin mi bakalım? Düşünecek bir şey yok. Baban için bile mi? Babamla ne ilgisi var? Sence? Sakın. Sakın ona bir şey yapayım deme. Bu sana bağlı. Alo. Alo. Baba. Kızım neredesin? İyi misin? İyiyim. Sana bir şey yapmadım ben, değil mi kızım? 10 dakikada 2 uçak baba. 10 dakikada 2 uçak. Kızım ne diyorsun? Ece. Alo. Ece. Ece kızım. Sonra kesiliyor başkomiserim. Telefonla yer tespiti yapamadık. Havaalanı yakınlığında olmalı. İyi de kim bilir hangisi? Havaalanından mı? Ne oluyor kızım? Sen iyice dengesizleştin bu aralar ya. Ne var şimdi ona gülecek? Ya ben arabanın bagajında bulunan toprak Aydos Ormanı civarından gelmiş. Ne alaka diye düşünüyordum. Aydos olduğuna eminse Sabiha Gökçen'dir o zaman. Evet ama alan hala çok geniş. Nereye? Kriminale şu çakmağı bulmuşlar mı? Onu merak ettim. Tamam, boş versin çakmağı, dinle. Ece'yi Sabiha Gökçen çevresinde tutuyorlar. Muhtemelen Aydos Ormanı'nda. Ne diyorsun, bulabilir miyiz? Suratını dağıtma adına Şükret. Sen beni patrona rezil mi etmek istiyorsun? Geber! Patronun istediği gayet basit. İşin hayatına devam edeceksin. Sadece sana ihtiyacımız olduğunda yönebileceğimizi bilmek istiyoruz. Hepsi bu kadar. Yoksa?
Zavallı babacığını bir daha göremezsin. Başkomiser ona da tabii. Belki otopsisini de sen yaparsın. Bir de Selim. Bir de bir aptal var galiba. Cevap ver, sana gönebilir miyiz? Allah'ım yok, yok. Bulamıyorum. Tamam, sakin. Bulacağız, tamam. Önce sakin. Ya bu son kutuydu Emre. Peki raflara, dolaplara falan baktın mı? Baktım. Heh, tamam buldum. Arama, tamam buldum. Ne, neredeymiş? Çakmağı değil kızım, Ece'yi buldum. Nasıl ya? Nereden buldun? Ece'nin aradığı zamanda kalkan uçakları arattım. Rotalarına baktım, haritada da karşılaştırdım. İşte son bir yer kaldı. Ece kesin burada. Abi, patron kızı istiyor. Çözün şunu. Silahları indir, indir, kaldır elleri. Ambulans çağırın, çabuk. Nasıl? İyi. Ne işlediniz oğlum Ece'den? Niye kaçırdınız? Ne derdiniz vardı? Vallahi kaçır dediler, kaçırdık. Tayfun Kuzguncuk. Ulan biten mi komiserim? Daha bir şey sorma, ben de bilmiyorum. Kim dedi kaçırın diye? Vallahi ben bilmem. Ali Güzel. Getirin dediler. Getirdim. Kimsenin de binana gelmem. Tek tek bulup çıkaramayacağımı sanıyorsun? He? Odur meydan komiserim. Ekrem Günaltay. Elinden geleni ardına koyma. Başkomiserim, müsait misiniz? Gel Gamze. Kayıp çakmağı bulduk. Laboratuvardaymış. Üzerinde deri parçaları vardı. DNA elde ettik ama kimseyle eşleşmedi. Ece'nin babasıyla da karşılaştırdınız mı? Evet ama ona da ait değil.
Ece? Ece? Ece. İyi misin? İyiyim, bir şey yok. Önemli değil. Dinlenirsin sanıyordum. Evet. Ama dayanamadım işte. Ece çok zekisin biliyorsun değil mi? O orada plakayı görür görmez resmen şok olduk ya. Vallahi o anda aklıma başka bir şey gelmedi. Çok iyiydin. Yapmasaydım da beni kurtaracağınızı biliyordum. Sıkıntı yok. Gene olsa gene yaparız değil mi başkomiserim? Ne istediler senden Ece? Niçin kaçırmışlar? Bir şey söylediler mi? Hiçbir şey söylemediler. Patron diye birine götüreceklermiş. Ama derdi ne bilmiyoruz. Tamam. Kutluyoruz bunu. Boğaz'a gidelim bence. Birileri gizli gizli zam almış galiba. Başkomiserim ısmarlar diye düşündüm ama. Vay. Tamam oldu. Hadi buyurun bakalım. Evet ama galiba benim eve gidip biraz dinlenmem gerekiyor. Benim de biraz dosyalara bakmam lazım başkomiserim. E hadi o zaman. Herkes evine. Evet. Sanırım sana haksızlık ettim. Kusura bakma. Ne olursa olsun hayatımızı kurtardın. Biz bir ekibiz başkomiserim. Ekrem Günaltay, adam kaçırma suçlamasıyla 16 ila 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Murat Tahinci, adam kaçırma suçlamasıyla 16 ila 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Ali Güzel, adam kaçırma suçlamasıyla 16 ila 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tayfun Kuzguncuk, adam kaçırma suçlamasıyla 16 ila 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bu bölümde kahramanlarımız bir polisin başına gelebilecek en kötü durumlardan birinin içindeydiler. Yıllardır beraber çalıştıkları, birlikte sayısız cinayeti çözdükleri dava arkadaşları kaçırılmıştı. Kim, neden kaçırmıştı? Neredeydi? Yaşıyor muydu hala? Uzun süre bilemediler. Bir dizi ipucu, siyah aracın bagajındaki toprak ve doktorun telefonda konuşurken 10 dakikada iki uçak demesi sayesinde tutulduğu evi buldular, onu kurtardılar. Ancak hem onların hem de bizim kafamızdaki pek çok soru henüz yanıt bulamadı. Örneğin Doktor Ece'yi kimlerin neden kaçırdığı gibi. Ara sıra burnu kanayan, garip davranışlı, takıma yeni katılan polisin gerçek kimliği gibi. Ya da otopsi masasında yatan adamı kimin asitle tanınmaz hale getirdikten sonra gömdüğü gibi. Elbette bu sorular da bir gün yanıtlanacak. Kanıtın 100. bölümünü geride bırakırken olay yeri incelemenin, kanıtların, adli bilimlerin her dalının, yaratıcılığın, sınırsız ve esnek düşünmenin cinayetleri nasıl aydınlattığına tümü özgün 100 ayrı öyküyle tanık oldunuz. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.